Uçlarda, hava yollarında, ortalarıyla gelen bir hastada işte sigara bırakma politikası. Pulmoner nodül ya da akciğer nodülü bir nedenle çekilen akciğer grafisinde ya da çekilen bilgisayarlı tomografide izlenen lekeler olarak karşımıza çıkar. Bunların nedeni nelerdir? Bunlar iyi huylu hastalıklara bağlı olabildiği gibi kötü huylu yani kansere bağlı da ortaya çıkabilir. Genellikle bu hastalıklar yani bu nodüller iyi huylu hastalıkların seyrinde izlenir. Kötü huylu olanlarda da en sık primer akciğer kanseri yani akciğerden kaynaklanan tümörlerin seyrinde izlenir. Hekimler genellikle terminolojide hamartom, inflamasyon, granülom gibi tanımlar kullanır ki bunlar genellikle iyi huylu nodülleri tanımlamak için kullanılan ifadelerdir. Bir nodül kötü huylu hastalığa mı bağlı, kansere mi bağlı yoksa bir iyi huylu hastalığın temelinde mi gelişiyor? Bunu ayırt etmek için bir takım araştırmalar gerekli. Özellikle hasta öyküsüne başvurulmalı bu konuda. Hasta sigara içiyor mu? Bir kanser öyküsü var mı? Ailesinde bir kanser öyküsü var mı? Hastalığın mesleği nedir? Hastalığın sigaraya bağlı bir hastalık öyküsü var mı? Özellikle amfizem öyküsü var mı? Asbest dediğimiz çevresel ya da mesleksel bir takım maruziyetler var mı? Çünkü bunların seyrinde akciğer kanseri sıklıkla izlenebilir. Ya da görüntüleme tekniklerinde bu gördüğümüz lekenin, bu gördüğümüz nodülün akciğer parenkimi ile akciğer dokusu ile ilişkisi nasıldır? Takip eden görüntüleme yöntemlerinde bu leke, bu nodül büyüyor mu, büyümüyor mu? Bunlar bizim için önemli kriterler. Bir hekim bir pulmoner nodül ile karşılaştığı zaman tanımlanan, uluslararası rehberlerde tanımlanan bir takım hesaplama yöntemleriyle bu nodülün, bu lekenin kanser olma riskini değerlendirir. Eğer bu hastalığın kanser olma riski düşükse hastayı takibe alabilir. Eğer bu nodülün kanser olma olasılığı orta düzeyli ise %5 ile 65 arasında diye tanımlanmakta genel bilgiler doğrultusunda o zaman PET dediğimiz bir tarama yöntemi isteyebilir. PET dediğimiz tarama yöntemlerinde akciğer olduğu kadar vücudun diğer organları da görüntülenmekte ve bir kanser olasılığı varsa bu kanser vücudun başka bir yerine yayılmış mı? Bunu değerlendirmek için iyi bir yöntemdir. PET görüntülemeden sonra biyopsi önerilebilir ya da takibe alınabilir. Eğer kanser olasılığı yüksek ise direkt yine bir PET görüntülemenin ardından direkt biyopsi ya da bu nodülün tamamen çıkarılması hekim tarafından hastaya önerilebilir. Hekim tarafından hastaya bu yöntem önerilmeden önce pulmoner fonksiyon testleri dediğimiz bir takım yöntemlerle, fizyolojik değerlendirmelerle akciğerin bu nodülü çıkarmaya uygun olup akciğer fonksiyonlarının bu nodülü çıkarıp çıkarmamaya uygun olup olmadığı değerlendirilir. Bundan sonra nodül ya biyopsiyle ya rezeksiyon dediğimiz cerrahi olarak çıkarma yöntemiyle çıkarılır ve histolojik olarak yani mikroskop altında nodül değerlendirilerek natürü hakkında, kaynağı hakkında değerlendirme yapılır ve bundan sonraki tedavi yöntemleri değerlendirilir. Kimi zaman bu şimdiye kadar verdiğim bilgi tek nodül içindir. Kimi zaman multipil ya da çok sayıda nodül de karşımıza gelebilir. Çok sayıda nodül genellikle İyi huylu akciğer hastalıklarından kaynaklanır. Bunlar ne olabilir? Enfeksiyonlar olabilir, inflamasyonlar olabilir. Uzun yıllar akciğeri zararlayıcı gazların maruziyetine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Mesleksel olarak ortaya çıkabilir. Kimi zaman da daha önce geçirilmiş olan tüberküloz, mantar, su çiçeği gibi hastalıklara bağlı olarak bir takım nodüller ortaya çıkabilir. Burada da biraz önce de söylediğim gibi daha çok enfeksiyonlara bağlı olarak oluştuğu için bu doğrultuda klinik değerlendirilip tedavi verilip kısa süreli tomografik değerlendirme istenir. Eğer bunlar sebat ediyorsa
akciğer kanseri olabilir mi? Ya da bir başka organdan kaynaklanabilir mi? Bu yönde değerlendirme önerilebilir. Eğer hekim tespit ettiği nodülü takip etmeye karar verirse, bu takibin sıklığını tamamen nodülün özellikleri belirler. Nodülün takip edilme süresi ise yine nodülün özellikleri doğrultusunda kimi nodül türünde 2 sene, kimi nodül türünde de 5 yıl sürebilir.